Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Can Veren Pervaneler programına hoş geldiniz efendim. Can Veren Pervaneler programında her cuma saat 17 itibariyle divan şiirimizin ölümsüz mısralarından yola çıkarak gönüllerinize seslenmeye çalışıyoruz. Muhterem Hayati İnanç hocamızla birlikte. Bugün yine Can Veren Pervaneler programında kıymetli hocamın çokça sohbetlerinde, kitaplarında, programlarında işlediği bir mevzuyu konuşacağız. Osmanlı padişahlarından divan sahibi olan sultanlar var malumunuz. İşte bir Muhibbi mahlasıyla şiirler kaleme alan Kanuni Sultan Süleyman, İşte aşkı mahlasıyla şiirler kaleme alan Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, Sultan 1. Ahmet Han ve daha nice nice gönül sultanları. Hem bir Osmanlı gibi büyük bir devleti idare etmişler ama aynı zamanda ince, rakik, zarif bir gönle sahip olarak gerçekten birbirinden güzel şiirler, beyitler kaleme almışlar. Hocam, bugünkü programımızda divan sahibi bu kıymetli Osmanlı sultanlarından ve onların beyitlerinden, şiirlerinden misaller verecek olursak bizlere ve dinleyenlerimize neler söylemek, neler anlatmak istersiniz efendim? Sultan Fatih merhumun aşkı anlattığı gazeli 7 beyit çok meşhur oldu. Onu biz de çok söyledik sağda solda. Aşkın kanunu dedik. 7 beyit. İnşallah hepsi aklımıza gelir. Ağlasa aşık belayı hecrile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup. Her nedenlu cevürler görse, bak bir kelime gelmedi görüyor musun ya? Gah cefa kuhu gubarından urunsa kisveti, gah bela vadisinde geçt eylese uryan olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinden naveki dilduzlar pinhan olup, gam beyabanına eylese her gün seyru sefer, her gece mihnet serayı mihlete, her gece mihnet serayı firkate mihman olup, dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olup, verseler mülk-i cihanın tacı tahtı devletin, avni köyün terkin etmez başına sultan olup. Bir beyt kaldı, o borcum olsun. Beyti unutunca salavat getirirsin, aklına gelir. Allahümme salli ala Muhammed. Okudun beytlerin günümüz Türkçesiyle birer cümleyle karşılığını sunmaya çalışayım. İlk beytte diyor ki, ağlasa aşık belayı hecrile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup. Aşığın ağlaması gerekir. Aşık ağlayan adamdır. Aşık ile deli genellikle birbirine karıştırılır. Çünkü çok benzerler. Ayırt etmek için en esaslı kriter budur. Aşık gülmez, deli ağlamaz. Bir başka yönden de ayrılırlar. Aşık o ki vazifesi bitti diye aklı göndermiştir. Deli o ki akıl onu terk etmiştir. Arada fark vardır. Ve aşkın kanunu madde 1 bu beyitten çıkmaktadır. Ayrılık sebebiyle ağlıyor olacak, yani aşkta kavuşmak yoktur. Ağlasa aşık belayı hecriyle, hecr ayrılık belasıyla nalan olup. Peki bu ağlama nasıl olmalı, şiddeti ne olmalı, onu bile söylemiş üstad. Şair Avni Sultan Fatih, yani gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup. Öyle kan ağlamayı yani da saymam diyor yani. Gah cefa kuhu gubarından urunsa kisveti, gah bela vadisinde geçt eylese üryan olup. Kıyafetini anlatıyor şimdi aşığı. Ne giyer bu adam? Aşığı kıyafetinden tanıyacağız. Ya cefa dağının tozlarıyla giyinmiştir. Tozu dumana kattı, elinde kazma dağı darmadağın etti ki o tozlar ona elbise oldu. Yani Ferhad'ın resmi çiziliyor. Ya da bela çöllerinde bir şey giymeye ihtiyaç olmadan dolaşır, Mecnun'un resmi çiziliyor.
Ya Ferhat ya Mecnun gibi olmalı, o seviyede olmalı ki ben ona aşık diyeyim. Aslında zımnen söylenen bir şey, burada biraz örtülü söylenen bir şey de şudur. Yine başta söylediğimiz gibi kavuşmak yok. Yani kavuşmayı murad etmek, beklemek, aşktan böyle bir kar elde etmeyi tasavvur etmek kabahat sayılır. Sadece verirsiniz aşkta. Verirsiniz, can dahil. Verirsiniz ve hiçbir beklentiniz olmaz. Tek isteğiniz şudur. Onu da telaffuz etmezsiniz. O bilsin ki onun için yanıyorsunuz. Budur bütün menfaati. Fazlasına talip olmak, düşünmek, beklemek, kurgulamak filan suç sayılır. Ticarete dönmüş o iş derler. Ferhada öz vücudu dağlarca hail idi, yoksa değildi aciz ol bi sütun elinden. Nevi merhum söylüyor bu beyti. Ferhat var ya diyor, egoistin tekiydi diyor. Onu aşıklıkta sınıfta bıraktım ben. Niye? Canını verdi adam. Niye abi böyle yapıyorsun? Şirine kavuşmak için yaptı ne yaptıysa. Dağı delmek üzere kazmayı aldı gitti buraya kadar tamam ama şirine kavuşma ihtimalinin ortadan kalktığını öğrenince, yani şirin öldü diye kendisine haber gelince kazmayı başına vurup kabre sığındı. Paydos etti. Ben olsam o işi bitirirdim. Yani sen kendi arzundaymışsın. Ve buradan Fuzuli'ye geçelim. Fuzuli'nin bir beytinin yeri gelmiştir. Canı kim cananı için sevse cananın sever. Canı için kim ki cananın sever, canın sever. Orijinal bir beyttir. Can ve canan kelimeleri üçer defa kullanılmıştır. Ve bize edebiyat derslerinde lisede bu beyt okutulurken şair burada işte can ve can kelimelerini üçer defa kullandı falan gibi gayet sathi, derinliksiz. Tabi bilmiyor da hoca, bilse belki anlatacak ama kelime bulamadı da tekrar etti sanki. Halbuki orada bir incelik var, bir şey anlatıyor. Çok anlattığı şey şu kısaca. Neyi sevdiğine bakmam, niçin sevdiğine bakarım ey kişi. Canını seviyor olabilirsin eyvallah ama canana armağan etmek üzere besliyorsan hakiki aşıksın. Gaye konseptinde bakarım ben sana. Gaye canan ise canı sevmek dahi aşıklıktır, makbuldür. Halbuki canana sevdiğini söylüyorsun, seviyor da olabilirsin ama maksat kavuşmaksa, can için seviyorsan bu egoizmdir, hakiki aşık saymam diyor. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm, senin için yaşamayı göze aldım diyeni hatırlayalım. Yani şimdi bu nedir biliyor musunuz aslında şöyle biraz böyle dikkatlice baktığımızda, Batı medeniyetinin haykırdığı now how prensibine now why diye cevap vermektir. Yani biz diyoruz ki nasıl diye sormamız bize yetmez. Hayatı izaha kafi gelmez. Temel soru niçin? Niçin? Para kazandım. Niçin? Gücüm kuvvetim var, silah kullanmayı bilirim, attığımı vururum. Niçin? Makam sahibi oldum. Siyasette muvaffak oldum. Ticarette muvaffak oldum. Okudum, diplomalar edindim. Niçin? Eğer düzgün bir sebebi, meşru, güzel bir sebebi, insanlık haysiyetine yaraşır bir gayesi yoksa bütün bunlar hiçtir. İşte bizim medeniyetimizin karşımızdaki alternatif medeniyetten, toprak medeniyetimizi ateş medeniyetinden ayırt eden temel unsur gayedir. Ona bakılır ve bu beyt bunu bize çok güzel bir hediye olarak sunuyor. Ama sen bu beyti okuduğun zaman hangi kelimeler ne kadar geçmiş, vezni neymiş bilmem ne falan. Sanki bu derinlik, bu zenginlik, bu güzellik bilinmesin, öğrenilmesin istendiği gibi. Ya ben buna maruz kalmış biriyim yani. 60'a merdiven dayadık artık yani. Bir şeyler gördük. Evet. Ve eğitim hayatımız boyunca onların zenginliği hep gözümüzden uzak tutulmak istendi. Niye yapıldı bilmem. İnsan bununla övünür ya. Bu senin miras, sana kalmış mirastır ya. İnsan bu, ya bu paranoya olmalı yani. Bu bir sapma olmalı. Bir hastalık olmalı herhalde. Dördüncü beyte geliyorum. Her nedenlu cevirler görse vefalar eyleyip, her nedenlu gülseler haline ol giryan olup. Aşık öyle biridir ki eziyet gördükçe vefası artar. Soğumak, uzaklaşmak filan, küsmek şöyle dursun. Tersine olarak vefası artar. Gördüğü cefa nispetinde onun yüzü daha çok güler. O aşktan gelen ızdırapları memnuniyetle karşılar.
Bunu nimet sayar. Aşkın meyvesidir der. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinden naveki dilduzlar pinhan olup. Ya bakın, bu şiiri böyle şerh ederken yazanın Sultan Fatih olduğunu lütfen unutmayalım. Bu adam 49 yaşında vefat eden İstanbul Fatihi, Osmanlı Devleti'ni gerçek bir süper güç haline getirmiş, bir cihan imparatorluğu haline getirmiş adamdır. 6 yabancı dil bilen bir entelektüeldir. 49 yaşında dünyadan ayrılmıştır. Hürmet ettiği, çekindiği, yıldığı bilinen sadece alimlerdir ve ariflerdir. Yani Kemal ehline karşı boynu kıldan ince, efendim ya, çocuk gibi gözyaşı döken bir adam ama bütün dünyayı mecburi bir saygıya tabi tutan adamdır. Bu kadar badire arasında, bu kadar riskli, tehlikeli bir hayat içinde envai çeşit düşman var. İçeride dışarıda, her an her türlü tehlikeye maruz. 21 yaşında dünyanın merkezi demek olan şehri fethetmiş adam, bu kadar sıkıntı arasında nasıl asude zaman ve mekan bulur da böyle mısralar terennüm eder? Bu nasıl bir ruh metanetidir? Dikkat etmek lazım. Okuduğum beytte, aşkın sırrını ifşa etmekten zaten kaçınır, bunu bilir aşık ama artık yeter söyleyeceğim dese bile, İfşa etmeye meyledecek olsa bile sinesine yediği oklar rahat bir nefes alıp rahatça konuşmasına da fırsat vermemeli. Izdırap onu hataya düşmekten de alıkoymalıdır. Gah cefakühü gubarından urunsa kisveti, gah bela vadisinde geçteylese uryan olup. O beyte bakmıştık ya, Ferhat gibi ya Mecnun gibidir kıyafeti. Ya tozlarla, cefa dağının tozlarıyla giyindi ya da hiçbir şey giyinmeden çölde dolaşıyor. Gam beyabanına eylese her gün seyru sefer, her gece mihnet serayı firkate mihman olup. Gündüzünü ve gecesini nasıl geçirdiğini, ömrünü nerede geçirdiğini anlatıyor aşığın aşık. Gündüzleri gam çöllerinde dolaşan, geceleri ayrılık sarayında konaklayan adamdır diyor. 6. beyitte, dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Sevgilisinden iltifata mazhar olmazsa, onun şefkati ona ulaşmazsa hiçbir kimse derdine derman olamaz. Efendim, aşk derdiyle hoşa melçek ilacımdan tabip, kılma derman kim helakim zehri dermanındadır demişti Fuzuli. Yani aşığın tek ilacı sevgilinin bir bakışıdır, bir iltifatıdır. Onu gördüğü, duyduğu, uzaktan da olsa işittiği takdirde. Fuzuli'nin bir başka beyti geliyor aklıma. Orada da diyor ki, seriri saltanat zevkinden efzundur bana ol söz, ki lütf ile demişsin bir gulamı kemterinimdir. Ey sevgili, saltanat tahtına oturmuş olmaktan daha büyük bir zevk aldım. Neden? Sen bir gün söz arasında benden bahsetmiş ve demişsin ki benim için kölelerimin en ucuzudur. Bu kadar benden söz etmen, bu kadar beni anmış olman bana saltanat zevkinden ziyade zevk verdi. Sen beni an da, beni unutma da ben her cefaya razıyım. Son beyt, verseler mülki cihanın tacu tahtu devletin, avni köyün terkin etmez başına sultan olup, dünyanın bütün ülkelerinin anahtarları önüme konsa, ben sevgilinin eşiğine baş koymayı bundan üstün bilirim diyor. E tabi sormak lazımdır, o sevgili kimdir? Yani şiirimizde gizli olarak, çoğu kere gizli olarak anılan sevgili, yar, dost, Allah'tır. Bu bazen hemen fark edilebilir biçimde görülür, bazen biraz gayret ister, dikkat ister. Yani başka türlü yazılmış şiirler yok mudur? Elbette vardır ama genel itibariyle bu eksen kavramı söylüyorum ve büyük şairlerimizin kastettiklerini söylüyorum. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik diyor Yenişehir Avni. Yani sanılmasın ki sanman talebi devleti cah etmeye geldik. Makam veya servet isteğiyle gelmedik bu dünyaya, sanman talebi devleti cah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Sultan şairler bizde apayrı bir fasıldır. Birinden bir örneği ele almış olduk. Fatih merhumun şiirinden söz ederken başka bir gazelinin sadece bir beytine
Yar için ağyar ile merdane cenk etsem gerek, it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Beytine temas etmek isterim. Bu beytte aşkın temel özelliği ve kahramanları nazara verilmiş. Her aşkta üç kişi vardır. Aşık, maşuk, rakip. Gül bülbül diken, Ferhat Şirin Hüsrev. Her aşkta bir rakip vardır. Hakiki aşkta, bu beyte konu olan aşkta da rakip şeytandır, nefistir. Maşuk Allah'tır, aşık kuldur. Yar için ağyar ile merdane cenk etsem gerek, yare kavuşmak için karşıma çıkan engeller, rakipler, ağyar ile ölümüne merdane cenk etmek namus borcumdur. İt gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider diyerek Sultan Fatih merhum şanına yakışır bir üslupla bize işi anlatıyor. Bir başka çok önemli Sultan Şair adından mutlaka söz edilmesi gereken Sultan Şair. Elbette Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman çok önemli ama torunu 3. Murat'tan söz etmek istiyorum. Oğlu 2. Selim, onun oğlu 3. Murat. Muradi mahlasıyla çok hacimli, güzel bir divan sahibidir. Muradi'nin bir gazeli şu şekilde, aynı zamanda bir ahlak prensipleri manzumesi, bir manifesto, yani insanın kemal bulması, olgunlaşması için dönüp dönüp bakacağı, ders alacağı mesajlarla yüklü 5 beyitli gazelidir. Her ne kim zahir olur ol, haleti dilden durur. Her ne kim gelse sana sen, sanma kim elden durur. Yey tutarsa ger zeban, bil serdahi tutar karar. Ne gelir seni kübet her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçersen, sanma kim yelden durur. Kibri terk edip dila eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası haymenin gilden durur. Ey muradi, vadeyi haktan udul etme sakın. Cehdedip incitme kalbi için gönül kıldan durur. Yani ilk beytte ne zahir oldu, başına ne geldi, önüne ne çıktıysa bil ki gönlünün halindendir. Hani derler ya, Allah gönlüne göre versin. Öyledir. Allah kuluna zulmetmez. Yani karşına çıkan şey hak ettiğindir. Cenab-ı Hakk'ın kuluna muamelesi ya adalettir ya ihsan. Zulmetmez. Adalet nedir? Valla leblebi almaya gittin dükkana. Baktın kilosu 10 lira. Adama verdin 10 lira, bana bir leblebi ver bu kadarlık dedin. Bir kilo verirse adalettir. 900 gram verirse zulümdür. 1100 gram verirse ihsandır. 1100 gram verdi diye ikinci müşteri gelip bana da 1100 gram vermelisin diyemez. İhsan istenmez. Ama 1000 grama kadar hakkıdır isteği. Adalet, ihsan, zulüm. Allah kuruna ya ihsan eder ya adalet. Dolayısıyla karşına çıkan şey, eğer seni üzen, rahatsız eden, eza veren bir şeyse, valla bunun sebebi sensin arkadaş. Yani bu vesileyle bir kendini kontrol et. Bir tevbe istiğfar zamanıdır. Belki de yani adalet olarak verilen de ihsandır aslında. Çünkü işlediğinin karşılığı azap idi. Cehennem azabıydı. Cenab-ı Hak bunu öne alıp dünyada bir sıkıntıyla halledip temizliyor. Kret yani durum iyi yani. Allah göstermesin. Yani oraya kalırsa zor olacak. Dünyada seni temizliyor. Hazreti Mevlana öyle demiyor mu? Adam halıyı dövüyor, sen de kenardan bakıyorsun, galiba adam halıya kızmış. Hayır efendim, kızdığından değil, tozunu temizliyor. Saraya serilecek tozlu olmaz. Yani temizliyor onu, o kadar, onun için dövüyor. Eğer sen bu tozu başka türlü temizlersen, yıkanır, temizlenir, istiğfar eder, tozu bertaraf edersen, sopanın işi kalmadığı için sopa bir kenara konur ve sen de böylece dersini almış olsun. Yey tutarsa gerzeban, bil serdahi tutar karar, ne gelirse nikübet her kişiye dilden durur. İkinci beytte Sultan Murat, üçüncü Murad'ın, şair Muradi'nin muradı çok latif, diyor ki diline dikkat et, neyi çok anıyorsa kalbin oraya bağlıdır, aman ha. Çünkü
Bakın burada verdiği de bir aşkın kanunu ya. Gönlü istikametlendiriyor bu insanlar. Dikkat et diyor, insan sevdiğini anar, andığını sever. Dilin neye çok mesai harcıyorsa, neyi çok anıyorsan kalbin oraya bağlanır. Sen oranın esiri olursun. O halde zikret. O halde Allah'ı an. Dil kalbe tercümandır. Ubeydullahi Ahrar Hazretleri buyuruyorlar. Dil kalbe bakar, kalp ruha, ruh tarafı ilahiye. Böylece uzun yoldan dolaşıp gelen hikmet, feyiz, Arif'in dilinden nasipli olanların kulağına ve oradan kalbine intikal eder. Söz kıymetli. Diline dikkat et diyor. Dide abından gönül şehrine gel mamur kıl, yel gibi geç ömrün geçersen sanma kim yelden durur. Göz yaşıyla gönül evini yıka diyor. Şehrini yıka. Demek ki gönül pasını temizlemenin tek çaresi gözyaşı. Gözyaşı rahmettir, Nisan yağmuru gibidir. Rahmet-i ilahi celbeder. Ağlamadan kavuşmak olmaz. Ana süt vermez Necati, ta kim oğlan ağlamaz diyor şair. Orada iki manada kullanıyor anayı. Ona süt vermez veya anası süt vermez. Ağlamayana onun gibi diyor. Gözyaşı dökmeden maksada kavuşamazsın. Gözyaşı bu işin, bu yolun olmazsa olmazıdır efendim. Dördüncü beyt, kibri terk edip dila eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası haymenin gilden durur. Ey gönül sahibi, sana söylüyorum diyor. Ve ey gönlüm diye kendine de hitap ediyor bu arada. Hep böyledir zaten üslup, yani kendine söyler ama gönül ehli olup kulak vermek isteyen, dinlemek isteyene daha açıktır mesaj. Kibri terk et, tevazu öne çıkar. Tevazu ehli ol. Çünkü dikkatle bakarsan göreceksin, göğe uzanan büyük hayme, çadır, o yüksekliğiyle göz kamaştırır, insan hayret eder falan ama yere çakılı kazıklarla durabilir. Yerle irtibatını keserse, tevazudan ayrılır, ayağı yerden kesilirse uçurtma olur o gördüğün saray, o hayme. Uçar gider, hiçbir kıymeti kalmaz. Yeri unutma, çünkü yere gideceksin. Bu medeniyet toprak kültürüdür. Babamız Hazreti Adem topraktan geldi. Tevazu hakimdir. Kahır çekme, cefa çekme, hamul sıfatı. Üstüne basanın ayağını incitmeme. Sessizce hikmetle yer ne dermiş insana? Üstümde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Yani bir tanıyor bizi, neden? Ondan geldik çünkü. Ve son beyt, ey muradi, vadeyi haktan udul etme sakın. Cehdedip incitme kalbi, çün gönül kıldan durur. Sana söylüyorum ey muradi diyor, kendisine söylüyor. Gayret et diyor kalp kırmamaya. Kalp incedir, çabuk kırılır, dikkat et. Allah evidir, kalbi kıran olmaz. Dil şikest olanlar hasmullah olur der ehli tarik. Yani gönül yıkanlar Allah'ın düşmanı olurlar. Vade-i haktan udul etme sakın. Cenab-ı Hakk'ın sana emrettiklerinden sakın sapma, yoldan çıkma, sırat-ı müstakimden ayrılma. İhdinas sırat-ı müstakim. Çok sağlam bir din bilgisi temelinde yetişmiş insanlardır. Altyapıları sağlamdır. Ve onlar saadetin bülbülleri olarak şakırlar. Böyle tereddütlü, acabalı, şaşkın, öyle mi böyle mi, paradokslar içinde böyle değil. Kendine emin, durum ortada. Yani hakikati görmüş, yaşamış insanlardır. Saadeti terennüm ederler. Bülbül gibi terennüm ederler. Ve o yüzden onlarla irtibat halinde olmak, yazdıklarını okumak insana iyi gelir. Ve hocam, Osmanlı'nın en kudretli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han, ki babası Yavuz Sultan Selim, dedesi 2. Bayezid, büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet Han, 46 yıl boyunca dünyaya adaletle hükmeden bir padişah Kanuni Sultan Süleyman Han ve divanı olan bir Osmanlı Sultanı, aynı zamanda bir gönül sultanı, kendisinin halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi adlı şiiri, beyti meşhurdur. Hem bu şiiri sizden dinleyelim, hem de bu şiiri şerh ederek biraz Kanuni'nin şiiri üzerinde konuşalım efendim. Kanuni 52 devletin başkanıdır, 16'sı cumhuriyettir.
72 yaşında vefat etti. 46 sene dünyanın tek patronuydu. Yeryüzündeki tek süper güçtü. Başka bir devlete süper güç demek fazla cömertlik olur, yoktu. Avusturya İmparatorluğu vardı, biraz şöyle kalbur üstü, irice bir devlet. Avusturya İmparatorluğu'nun Osmanlı döneminde, Kanuni zamanında protokol muadili bizde hiçbir zaman padişah da olmadı, sadrazam da olmadı, dışişleri bakanı da olmadı. Koskoca Avusturya İmparatorluğu'nun muhatabı Kırım Hanı Gazi Giray'dı. Randevu verdiği zaman etekleri zil çalardı, öyle gelir giderdi. Ve bu adam 4 yabancı dil bilen muazzam bir Yavuz Sultan Selim'in oğlu, dörtbaşı mamur bir kişilik, kimlik, derviş meşrep bir şair, 3400 gazeli olan bir divan sahibi. O kadar ki Balıkesirli zati hariç gazel sayısında onu geçen yok. Şimdi bakıyorum da yani bu adam sultan mıydı, şair miydi kardeşim ya? Full time şair, part time devlet başkanı herhalde. Öyle görülüyor. Ondan bir örnek gazel. Hangi gazel gelir aklına? O sağlık gazeli gelir değil mi? Bir 5 beyittir. Müsaadenizle hatırlayalım. Halk için de muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Kobu ayşu işleti için kim fenadır akıbet. Yarı bakı ister isen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişe içar hiçre bir saat gibi. Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi farig ol. Olmaya vahdet makamı köşeyi uzlet gibi. İlk beyt çok meşhurdur. İşte dünyanın makamlarına heves etmeyin. En büyük devletinin başındayım. Bildiğiniz gibi değil diyor iş. Yani bir nefes sıhhatından üstündür diyor. Ölüler zannediyor ki diriler her gün helva yer. Vallahi öyle değil diyor işte. Yani bizden yukarıda ne kaldı dünyada? Ama ben biliyorum ki sıhhat, bir nefes sıhhat bundan üstün. Kıymetini bilin. Saltanat dediğiniz bir kuru gürültü, patırtı efendim. Huzursuzluk. Herkes uyur, biz uyuyamayız. Asıl saltanat vahdettir. Birliği temin etmek her anlamda. Kişinin evvela kendinde. Gez göz arpacık. Yani yek vücut, yek kalp, yek cihet. Birliği ailede, cemiyette, devlette, ümmette. Her anlamda birliği, vahdet. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya vahdet makamı köşeyi uzlet gibi. Onu da son mısrada söylemiş. Uzlet köşesindedir asıl vahdet diyor. Neresidir uzlet köşesi? Tek kişi olduğun yer neresidir? Kabirdir bir. Çilehanedir iki. Hücredir üç. Yani seni seninle baş başa bırakıyor ya, kendinle tanış diyor. Çünkü insan kendini tanırsa Rabbini bulur. Kıymetini bilmesi, kendini anlaması, sorumluluğunu idrak etmesi. Kobu ayşu işreti için kim fenadır akıbet. Yarı bakı isterisen olmaya taat gibi. Gösterişi, saltanatı, bilmem neyi bir tarafa bırak. Bundan bir şey çıkmaz. Sana lazım olan yol arkadaşı taattır diyor. Taat. Bu beyti tahmis eden aşkı şöyle söylemiş. Tahmis. Üç mısra ekleyip bir kıta. Acayip bir sanattır. Çok örneği var. Taata sayet ki her varın hebadır akıbet. Her neşatın ahiri renci anadır akıbet. Balına el sunma dünyanın beladır akıbet. Kobu ayşu işreti için kim fenadır akıbet. Yarı bakıyı ister isen olmaya taat gibi. Kalıcı dost istiyorsan taat gibisi yoktur. Dünyanın balı zehirdir. Heves etme. Dünyanın kendisi zehirdir. Zehir. Aldangaç diyor Hazreti Yunus Emre. Ya yani buraya geliyorsun, burayı bir şey zannediyorsun. Geçip gideceğin yere gönlünü bağlıyorsun. Yazık ediyorsun ki diyor. Bu geçmek için bir köprü derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Çare bu bana lazım değildir. Anlayışına. Lazım değil. Ne yapacağım ben bunu biriktirip de? Bakın Harputlu Hazmi merhum diyor ki cihanda zevkı servet anın infakındadır. Yoksa nesud kise-i bahliçre birçok simüzer kalmış. Bu dünyada servet sahibi olmanın bir tek lezzeti var diyor. Gariban sevindirirsin, infak edersin diyor, müminlere yardım edersin, zevk tamam diyor. Ama bu yoksa
biriktirdin, koydun, gittin, kabirde sen hesabını veriyorsun, millet paylaşıyor. Bu iş mi diyor ya? Akıl mı bu? Başkaları için servet toplamışsın. Hesabını da sen veriyorsun. İşin garip tarafı yani. Ya o kadar bir garip bir şey ya, aklı başında insanın yapacağı şey değil. Şimdi saat misalini veriyor 4. beyitte. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet, gelmeye bu şişe içark içre bir saat gibi. Kumlar sayısı, kum, şişe, çark, saat ifadelerini kullanarak bir kum saati resmi çiziyor. Kelimelerle resim yapıyor işte. Kum saatini hatırlarsınız, üstte bir hazine, altta bir hazine, boş. 3 dakikada boşalır hani bugünlerde kullandığımız kum saatleri. Sadece o kaldı hayatımızda. Üst haznedeki kum tanelerini saymanın imkanı yok, 10 binlerce. O kadar ömrün olsa, olmaz ya, diyelim 10 bin yıl ömrüm var. Giderken, bu dünyadan ayrılırken, o kadar uzun yaşadığını hissetmezsin. Bir an, sadece o anı bilirsin. Ne yaşadın işte, şunu biliyorum. Geçen geç rüyadır ya, rüya gibi geçti gitti. Bunu bil de diyor, gönlünü bağlama. Sülük erbabı süratle geçer aşkı mecaziden, cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Kutlu yolculuğa çıktınsa, yolda karşına çıkan çiçek böcek seni fazla oyalamaz. Belki güzelliği dikkatini çeker ama mecazi aşktır, oyalanmaz o kişi, geçer gider. Hacca gidiyorsun, bilmem neredeki parkta çok da dur, oyalanmazsın yani, işin ve hac kafile yürüyor. Nitekim köprü üstüne ev yapan olmaz diyor. Yapsan da yıkarlar. Köprüdeki manzarayı çok beğendim diyor adam. İstanbul Boğazı çok güzel görünüyor. Oraya da bir ev yapayım. Olmaz. Neden olmaz? Güzeldi manzara. Abi buranın geçmesi güzel. Kalması değil. Dünya öyle bir yer. Geçmesi güzel, kalması değil. Burada kalmak bir felaket. İyi ki buradan gidiliyor. Zamanı kısıtlı, mekanı dar. Burada hiçbir arzu tahakkuk etmiyor. Doyumluk değil, tadımlık bir yer. Yani dünyayı bize anlatıyor, gösteriyor bu büyüklerimiz, bu üstadlar. Şimdi bu şiiri ele almış birçok şair, benim görebildiğim 4'ü. Biri Aşkı'yı, biri Örfi'yi, biri Baki'yi, biri Taşlıcalı Yahya. Her beyte 3'er mısra ekleyerek tahmis etmişler. Ona tahmis diyoruz demin söylediğim gibi. Biri de tutmuş, taşir etmiş. Onlamış yani. Kim? Taşlıcalı Yahya. Kim bu adam? Bu adam asker. Günümüzün aşağı yukarı albay general arası bir mertebede yani. Epey yüksek rütbeli bir asker. Dışarıda, sarayla ilgisi yok. Çok uzakta. Bulgaristan'da bir yerde bulunuyor yani. Kendisine devletin verdiği araziyi işletiyor. Zehamet sahibi. Arnavut Dukakinzade. Hatta uzakta olmaktan dolayı biraz da sitemkar. Hep sarayda bulunan şair Hayali Bey'e dokundururmuş yani. Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz görsek alem şair görürdü. Ama ne yaparsın, kısmet dermiş. Bu şiiri taşir ediyor, onluyor yani. Bir örneğini, bir kıtasını söyleyeyim. Yani 2 mısra yazdı Kanuni. 8 mısra ekleyip onladı Taşlıcalı Yahya. 2 beyte yaptığı taşiri söyleyeceğim. 20 mısra. Hasta olmak güşimali Hazreti İzzet gibi. Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Naleler güya derayı ruhleti rahat gibi. Darı dünya cayı firkat menzili mihnet gibi. Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Sağlığın bünyadı yok ayinede suret gibi. Matlağı şahı cihanın maşrıkı hikmet gibi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yandır erbabı gururu sofi isafi sıfat. Rahat olmak ister isen meskenette meskenet. Dide gibi şevk-i nura niyeti başa ilet. Evliyanın ayağı altı olur altı cihet. Mani'i işgali haktır bezmi ehli masiyet. Her libası gafleti kılma, hicabı mağfiret. Tariki dünyadadır sırrı sururu ahiret. Gör ne der şahı vilayet, nuri ayni madilet. Kobu ayşu işret için kim, fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Bir doktora tezi yazmış adeta. Adam olmanın manifestosu. Başa gelen belayı hoş karşıla, sana bir nimettir.
ya günahlarının affına, silinmesine sebep olur, ya seni kemale erdirir, seni düşman gözünden gizler. Hak Teala bir bela verdiyse peşinden nimet geleceğini unutma, yeter ki sen istikameti kaybetme, sen kulluğunu bil, o Rabliğini bilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sesinize, nefesinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hayati İnanç Bey ile birlikte Bir Can Veren Pervaneler programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımızın tekrarını pazar günü saat 17'de Kalbin Sesi Erkam Radyo'da dinleyebilir. Önceki programlarımızda yine erkamradyo.com internet sitemizin arşiv sayfasından dinleyip takip edebilirsiniz. Programlarımıza göstermiş olduğunuz alaka için siz kıymetli dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve dua.